Ajax'la sözleşmesini feshettiği andan itibaren Tadic'in geleceği için tek iddia Beşiktaş olarak gösteriliyordu. Ardından gelen Arabistan iddiaları kafaları biraz daha karıştırsa da sessiz sedasız transfer ipini göğüsleyen bir takım vardı. Fenerbahçe. Sansasyonlu transfer dosyasının yıldızı Dušan Tadic'i kısa paslar olarak sizler için 100 saniyede inceledik. Hazırsanız video başlıyor. Kasım 1988 tarihinde Yugoslavya'nın Bajka Topola kentinde dünyaya gelen Tadic futbola da yine burada ülkesinin takımlarından Vojvodina altyapısında başladı. Burada adeta parlayan genç Tadic alt yaş kategorilerinde de forma giydikten sonra Vojvodina A takımına yükseldi. Burada 107 maça çıktı, 29 gol attı, 20'de asist yaptı. Bu çıkışın ardından Hollandalı scoutların yoğun ilgisi sonucu genç yıldız adayı 1.1 milyon euro bonservisle ligin saygın takımlarından Groningen'in yolunu tuttu. Burada da güçlü çıkışını sürdüren Sırp Yıldız 76 maçta 14 gol 32 asistlik yüksek skor katkısı sağlayınca bu sefer 5.5 milyon euroya Twente'nin yolunu tuttu. Bu transfer sonrasında Twente formasıyla 2 sezonda çıktığı 85 maçta 32 gol 36 asistlik bir performans sergilemesi onun yeni durağını Premier Lig olarak belirledi. Ronald Koeman'ın ilk transferi olarak Southampton'a gelen yıldız isim burada skor katkısı olarak beklentilerin biraz uzağında kalsa da oyun içindeki istikrarlı performansını sürdürdü. Kırmızı beyazlı ekipte 4 sezonda çıktığı 162 maçta 24 gol 35 asistlik bir katkı verdi. Bu kısmi düşüşün ardından Hollanda'dan gelen Tetlif, Tadic'in kariyerini 29 yaşından sonra tekrar şekillendirecek ve bir Ajax efsanesi olmasının ilk adımını atacaktı. 3 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası, 1 de Hollanda Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak kariyerinin ilk kupaları yine burada kazanacaktı. Kupalar elbette önemliydi ama onun için buradaki en özel anı Peri Masa'nın yazıldığı 2018-2019 Şampiyonlar Ligi sezonunun mucize takım Ajax'ın kaptanı olması olacaktı. Ajax'ta 5 sezonda toplamda 241 maça çıkan Tadic 105 gol atıp 112 asistlik fevkalade bir performans gösterdi. Efsanesi olduğu takımda kadro kalitesi hakkında sıkıntı yaşadığını belirterek sözleşmesinin bitimine bir sezon kala sözleşmesini fesheden yıldız futbolcu böylece Ajax'ta yollarını ayırmış oldu. Peki bu müthiş kariyer Fenerbahçe için ne vaat ediyor? Tadic nasıl bir oyuncu? Biraz da burayı konuşalım. Öncelikle hücumun her bölgesinde forma giyebilen yıldız isim kreatif düşünen bir oyuncu olması ve oyun kurucu rolünü üstlenmesiyle beraber oyun içinde sahanın yeni lideri olacak. Takım oyununa da yatkın olan Sırp Yıldız skor katkısıyla da bu kriterlerini süslüyor. Ayrıca dar alanı etkili kullanması, duran toplar ve frikikler konusunda da uzman bir isim olması oyunun sıkıştığı anlarda onu Fenerbahçe'nin çilingiri yapacak. Transfer hakkında kafalardaki en büyük soru işareti yaş meselesi olsa da Tadic'in daha veteran ligler olan Arabistan veya Çin gibi liglerdense Avrupa'nın önemli liglerinden birinden gelmesi onun fiziksel olarak düşmesini engellediği için bu durum onun performansı açısından pek sorun olmayacak gibi duruyor. Tadic'in sözleşmesi elinde olduğu için Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak imza atacak ama kaç yıllık sözleşme imzalayacak ve maaş konusunda şu an için bir bilgi yok. Peki bu sansasyonel transfer hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Tadic Türkiye'ye damga vurabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. 7/24 transfer haberleri için Kısa Paslar Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.